Annesinin fırın sırasına. Çabuk olun. Bağırtmayın beni. Oğlum. Kızım. Oğlum. Kızım. Oğlum. Ayşık oğlum. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Kızım. Hayvan kızım. Fatihler doğuracak yaştasınız. İstiklal Marşı için. Rahat. Sol. Buyurun hocam. İstiklal Marşı için ses veriyorum. Korkma. Bir, iki, üç. Korkma sönmez bu şafak. Lala. Okudum oğlum, hayvanlar gibi bağırdığın için beni duymamışsın. Hayvan senin babandır lan piç. Lan ağzını topla, senin onun avradını. Ağzını burnunu dağıtırım lan. Lan dağıtırsın lan. Görüşeceğiz oğlum. Görüşürüz. Hocam hocam, Yılmaz'la Celal küfürleşiyorlar. Kim küfürleşiyor kızım? Bunlar hocam. Lan pezemekler ne bokuyor meclis lan marşında küfürleşiyorsunuz? Lan küfür attı ya. Konuşma lan. Kızım. Komutanım. İsterseniz içeri geçelim. Sen gir içeri müdür bey. Vazifene. Sınıfı eksiksiz emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Beni ben içimize tam bir asker. Korkulur olalım. Bir merhaba değil de selamun aleyküm asker dese daha iyi olmaz mı hocam? Hocam sınıfı da şey. Merhaba asker. Nasılsın asker? Aferin abim. Ha? Ha? Sen de?
Günaydın çocuklar. Sağ olun. Sağ olun. Oturun. Bu arkadaşım Recep Bey. O da stajyer öğretmen. İnşallah bir dahaki sene o da benim bildiğim bir türlü Allah bizi hastaneye gidecek. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Kesin sesinizi. Bakın çocuklar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurur ki en mümkünse her kim ki bir mümkünün cemaat içerisinde küçük bir hareketlerde bulunursa kimse ki şefaatine mahrum kalacak. Bakın bugün çok güzel bir konu işleyeceksiniz selam konusunu Recep Hocam'dan. Onu can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Çünkü bir daha tekrarlamayacağım ve aslında da bu konuda sorulursunuz. Anlaşıldın mı? Anlaşıldı hocam. Şimdi ben sizi Recep Hocam'la baş başa bırakacağım. Onu can kulağıyla dinleyin ve kesinlikle saygısızlık etmeyin. Kuşaksın, sen sınıf başkanısın. Yaramazan isimlerini tahtaya yazıyorsun. Ben ondan sonra onlarla görüşürüm. Recep Hocam, sınıf size emanet, Allah utandırmasın. Estağfurullah hocam, amin. Cemi cümlemizi bir mukabil. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. İlerden çocuklara. Evet. Ben sizlerle bir ders vakti kadar vakit geçireceğim sevgili talebeler. Çünkü sizler talebesiniz ve benden bir şey talep ediyorsunuz. Ben size Allah izin verirse sizin bu talebinize karşılık vereceğim. Haşa biz kendi cüz'i irademize ilmin hepsine muktedir olamayız. Bizim ilim dediğimiz Allah-u Teala'nın ilmiyle karıştırılmasın. Onun ilmi külli ilimdir. Bu kulların ve hatta enbiyanın tasarrufunda değildir, olamaz da. İyi hocam, sana da gelin. Evladım sen kalk bakayım ayağa. Adın ne senin? Abdullah hocam. Allah'ın sevgili kulu Abdullah. Çık dışarı, 5'e kadar sayıp tekrar içeri gel. Gel. Allah'ın sevgili kulu Abdullah, yok mu bir Allah'ın selamı bizlere? Günaydın hocam. Evladım, dersimizin konusu selam. Anlıyor musunuz selam? Yani ben bu günaydın, tünaydın, iyi günlerden falan pek haz etmem. Bunlar Yahudi ve Hristiyan kafirlerinin buluşları. Gerçek bir Müslüman girdiği her cemaate selamun aleykümle girer, selamun aleykümle çıkar. Bunu böyle bilin. Küfre girmek işte böyle yavaş yavaş hissettirmeden gerçekleşir. Sonra bir bakarsınız ki ne Müslümanlığınız kalmış ne de imanınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Demek ki neymiş Allah'ın sevgili kulu Abdullah? Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bak ne güzel selamlaştık ve ne muhabbetle karşıladık birbirimizi. Aferin, geç otur yerine bakayım. Peki, dersi okuyarak gelen var mı? Tamam. Gerçi ben bir eğitim bu kitabını pek yeterli bir hukuk görmüyorum ama kötünün iyisi, buna da şükür. Söyleyin bakalım. Selam nerelerde, kimlere verilir, kimlere verilmez? Hocam. Evlat, kızım sen de otur. Kızım, sen kız arkadaşın yanına geç bakayım. Evladım, bismillah çevirerek konuşmaya başla. Adını ve yanını söyle. Bismillahirrahmanirrahim. Adım Osman. Hocam, Müslüman Müslümanı gördüğü yerde selam verir ve selam alır. Bir Müslüman, bir cemaate yahut zatlara rastladığında selam verir. Bir erkek Müslümanın bir bayan Müslümana umuma açık yerlerde selam vermesi caiz değildir hocam. Bir de hocam, ezan okuyan müezzin başıyla da olsa birine selam vermek yahut verilen bir Allah selamını almakla meşgul değildir. Bir de hocam, namaz kılan birine selam verilmez. Çünkü gerçek mümin ibadetindeyken bu dünyadan kopmuş sayılır. Aferin sana Osman, ne güzel de öğrenmişsin. Oturabilirsin, Allah senden razı olsun. Çünkü ben de senden razıyım. Arkadaşlar, bir de bir cemaate girdiğinizde eğer o cemaat içerisinde bir kızılbaş alevi var ise o cemaate selam vermeyiniz. Çünkü bilerek bunları aralarında barındıranlar Allah selamı hak etmezler. Bir dakika hocam, o halde biraz evvel verdiğiniz bütün selamlar kuşa verir değil. Bu da ne demek oluyor? Hem sen izin almadan ne diye konuşuyorsun? Konuşurum, sizi basına şikayet edeceğim. Siz ayrımcılık yapıyorsunuz. Otur yerine, münafık seni. Münafık da kafir de sizsiniz. Sıra arkadaşım bir sünni. Ben ise bir Alevi'yim. Tamer bu okuldaki en iyi arkadaşım. Ne yani, bundan böyle Tamer'le bir daha selamlaşmayacak mıyım? Tamer, bir şey demeyeceğim. Geç sesini ve otur yerine. Yoksa seni hocama şikayet edeceğim. Sen demiyorsun. Değil. Asıl ben seni şikayet edeceğim. Hocam kavga var. Hocam respekt kavga ediyor.
Nedir mesele genç adam, ne oldu? Hocam ben ders anlatırken üzerime yürüyüp bana hakaret etti. Asıl siz Alevi Kızılbaş, ona selam verilmez deyip bana hakaret ettiniz. Evet hocam. Evet hocam. Tamam. Herkes sınıfına girsin. Herkes sınıfına. Sınıf başkanı kim? Nerede sınıf başkanı? Sınıf başkanı hocam ben. Öğretmen gelene kadar kapıyı kapatın, sessiz bir şekilde bekleyin. Hadi içeri. Kapa kapıyı, kapa kapıyı. Müdür bey, isterseniz sizin odanıza geçip bu meseleyi orada konuşalım. Ya kurdum, bakanlığın iki müfettiş geldi. Yardımcım onların oyalıyor şimdi orada mı? İsterseniz aşağıda görüşelim bu meseleyi. Hadi buyurun. Ne oldu Musa bey, sınıfı size emanet edin. Ne oldu? Senin gerçekten burada var. Şimdi bilseydin bırakmazdın. Stajyer dersi rahat anlasın, biraz bırakın. Rahat anlasın. Maşallah, değil. Maşallah. Yeni yıl meydan kendini ama özgür hissetmiş. Taşlakız arasında irticai faaliyette buna kadar kalmamış. Dahi Cumhuriyet'e sigortası olan bir camiye dil uzatmış. Efendiler, efendiler. Layık demokratik bu devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğumuzu size hatırlatmama gerek yok herhalde. Komutanım bak. Kesin sesinizi diyorum. Tamam peki. Arkadaşlar bu meseleyi bu koridorlarda çözemeyiz. Bahçeye çıkalım, bahçede konuşalım. Hadi. Osmanlı'dan beri Alevi kardeşlerimizle hep beraber yaşamışız. Sizin yetiştirdiğiniz veliler Pilar aslında bu vatanı çok sevmiş. Bana sorarsan sen de unut gitsin bu meseleyi. Hayır hocam, biz her yerde bu ayrımcılığa uğruyoruz. Ben bunu daima da söyleyeceğim. Onun Hürriyet gazetesinde tanıdıkları var. Çekçeni dayı, öğretmen madarsı talebi olarak var da akayını yayına vazı. Semeçi tamamı yok. Yat gel kubiram bir kitap tuğar. Ta alaka çekmek, kutuk boş, kutuk mevapta mı katı dersi kum, tamam? Hüseyin, ne diyor oğlum bu kadın kim bu? Hocam annem kitabımı unutmuşum da onu bana getirmiş. Evladım, bu kadın seninle neden Türkçe konuşmuyor? Türkçe bilmiyor, Türkçe bilmediği için benimle Zazaca konuşuyor öğretmenim. Ben bu meseleyi babamla da konuşup gazetelere vereceğim. Kes sesini, hayvan seni! Büyüklerinin de bu kadar dil uzatacağına annene Türkçe konuşmasını öğret.